Çakalasa kudavde çada vazi bir kales kuyoni ve pada Alin çasim çkidim çasim çkidim çkidim De bayi bazakla imakarun sevini yorti yorti Karadeniz deyince yağmurlu bir coğrafya, yöresel yemekler ve dillerden dillere dolaşan fıkralar aklımıza geliyor. Aslında Karadeniz sadece bunlardan ibaret değil. Horonuyla, kemençesiyle, tulumuyla, yüzyıllardır ağızdan ağza dolaşan türküleriyle bir kültür mozaiğidir Karadeniz. Karadeniz bellaz müziğinden beslenen, onun etnik yapısından beslenen, o enstrümanları ve melodileri taşıyan modern anlayışlı bir müzik yapıyorum. Rock müzik motifleri de taşıyan, günümüz modern bir takım müzik hallerinden de etkilenmiş ama özü ve kökü itibariyle Karadeniz'i merkeze almış bir müzik yapıyorum. Neden Lazca ve Hemşince? Lazca başladık biz ciddi anlamda müzik yapmaya. Bunun sebebi şuydu, Lazca yok olma tehdidi taşıyordu. Laz kültürü ve müziği dünyanın birçok yok olma tehlikesi taşıyan kültürleri ve müziğinin içinde bir yerdi ve ben Laz'dım. Babaannem o dili konuşuyordu, babam o dili konuşuyor. Bütün bunların içerisinde aslında özgürlükçü bir anlayışa sahip olan bizler, daha çok devrimci bir duruşu hayatına geçirmeye çalışan bizler, böyle bir durumda tepkisiz ya da eylemsiz kalmaları mümkün değildi. İlk önce oldukça bilinçli bir tavırken, Lazca müzik yapma tavrı, hayata karşı onu koruma güdüsüyle oluşturulmuşken, daha sonra bizim başka bir halimiz de bütünleşti. O da şuydu, sadece Lazca değil, dünyada yok olma tehlikesi taşıyan çok fazla olgu, dil, kültür ve müzik söz konusu. Bunları sahiplenmenin, bunları korumanın ve yaşatmanın kaygısı asla herhangi bir bölgecilikle, milliyetçilikle vesaire hiçbir şeyle ölçülemez, anlatılamaz. Bu bambaşka bir şeydi. Çünkü Lazlar ve Lazca sadece o bölgedeki insanların değil, bütün dünyanın ortak bir şeyiydi. Bütün dünyanın sahiplenmesi gereken bir şeydi. Bu noktada öyle çok bilinçli duran, sonra da müziğimizin içine girdiği zaman çok büyülü bir hal alan bir dil oldu Lazca. Çok kısa bir süre sonra ister istemez şunu yapmak durumundaydık. Halkların kardeşliği diye bir şey yıllardır söyleniyor. Ben de buna inanıyorum ama buna inanmanın ötesinde bir de görmek, yaşamak lazım bunu. Lazlarla Hemşinliler Hopa'da birlikte yaşıyorlar. Hemşince Lazca ne kadar yok olma tehlikesi yaşıyorsa Hemşince de o kadar yok olma tehlikesi yaşıyor. Çok seviyorum Türkçe şarkı söylemeyi. Ama Lazca, Megrelce ve Hemşince hayatıma girdikten sonra açıkçası o dillerin o büyülü yapısı, o eski kadim yapısı, o hiç bozulmamış ilkel yapısıyla, tulumun, kemençenin, kavalın, o şarkıların tırnak içinde ilkel, hiç bozulmamış, o yüzden dünya için çok önemli miras olduğunu düşündüm. Onlar Karadeniz müziği yapıyor. Yani sonuçta kemençeyle, tulumla yaptığımız her şey bir şekilde Karadeniz müziği oluyor. Yani yöre şarkılarına yakın bir şeyler yapılıyor. Benim çocuklarla kurduğum, özellikle çocuklarla kurduğum birebir ilişkiler çok önemli. Hadi abla. Açtıyoruz. Açtayım mı? Gülmeyin. La la mezela entikavi la 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 mezela entikavi la entikavi nahçeni ye astika sol sorga entikavi nahçeni ye astika sol sorga Lustikarot kişe, rider tokas kişe, lustikarot kişe, rider tokas kişe, hedef çatsa mergeli oy viyeler tokas kişe, hedef çatsa mergeli oy viyeler tokas kişe. Aye garmili aye, modini dar aye, aye garmili aye, modini dar aye, modinat kaçana oy cıtme kavugar aye, modinat kaçana oy cıtme kavugar aye.
Jamalin oni ve kukulin kukuli Jamalin oni ve kukulin kukuli Deve gincim sevdayın yesa astacın kuli Deve gincim sevdayın yesa astacın kuli Jamalin oni Köy eğlencelerinde her akşam bir yere toplanmaya gidilir. Orada masallar anlatılır, şarkılar söylenir, destanlar söylenir. Burası Gorgi. Hendek köyü. Hendek köyü. Benim yaşımı sorarsan 64 yaşındayım. Belli değil yani. Belli değil işte. Öyle gideceğiz. Yukarıya doğru gideceğiz. Artık nereye kadar gideceğiz belli değil. Allah bilir olsun bize. Çalgı 15 yaşından beri bu çalgıyı çalıyorum. 15 yaşından beri. 15 yaşından sonra. Biri öğrettin ya tulum çalıyorsun. Biri öğrettin mi tulum çalarken? Tulum da çaldım, kaval da çalıyorum. Kimse bana kimse öğretmedi. Ben kendim kendime öğrendim. Çalmak istesem sabaha kadar çalarım. Ama bazı davetmeye gidiyorum. Ben davet ediyorum, davete gidiyorum. Düğünlere gidiyorum. En çok düğünlerde çalıyorum. Evet. Evet. Böyle programlar yapıyoruz, eğlence yapıyoruz. Basa rakibin başıyla sabaha kadar çaldın. Baba çal. Yorulmak da yok. Ben bunu alayım elime. Hopa'dan başlayayım İstanbul'da böyle oldu. Hiç bırakmadım şartıyla. Nefesin kesildi ne yapayım? Ya artık bir yerden geliyoruz nefes. Bugün gelinen noktada Laz müziği, Laz dili yok olma tehlikesi altında olduğunu söyleyebilirim. Bir Laz demek kültürel anlamda tanımının tam karşılanmadığını biliyordum. Yani Laz demek televizyonda gördükleri kadarıyla işte kemençe ile biraz işte ritmik ve komedi şarkılar söylenen ve fıkralarda aşağılanan. Evet aşağılanıyor aslında. Yani kimisi diyor yok işte yüceltiliyor falan. Ben ona inanmıyorum. Genelde dünyada baktığınız zaman alt kültürlere üzerine sürekli fıkralar üretilir aşağılanma amacıyla. Tabii bu Lazlar üzerine bir psikolojik baskı oluşturdu ve 1970'li yıllardan sonra İstanbul'a göç eden Lazlar ve 70'lerden sonra müthiş bir göç vermiş. Bu psikolojik baskı yüzünden kendilerini Laz olarak anlatmak istemediler. İşte insanlarla iletişimimiz daha toplumsal olduğumuzu farz ediyoruz. Buna rağmen kendimizi, ben şahsen kendimi anlatmakta zorlanıyorum. Bu kültür Rize'nin Pazar ilçesinde, yani biraz kıyıda kalmış bir kültür. Coğrafik olarak da çok ulaşılabilen bir alan değil ve aslında Lazlara bir avantaj sağlamıştır. Yani daha kapalı olmasını sağlamıştır. Ben sadece derlemeci falan değilim. Yani ben müzisyenim. Ve orada özellikle bizim kadınlarımızın söylediği o müthiş ezgiler karşısında müthiş duygulanıyorum. Yani bana bazen sorular soruluyor. İşte ne tür müzikler dinliyorsunuz işte son dönemde falan. Ben
hakikaten o keşfettiğim o Laz kadınlarının müziklerini dinliyorum. Yani hem o müziği biraz daha öğrenmek, hem tanıtmak için müthiş bir kaynak. ...92-93 yılında başladığım zaman acaba diyordum kendi kendime Laz müziğinde bir albüm yapacak kadar şarkı bulabilir miyim? Yani bir kültürümüz var, geçmişimiz var, dilimiz var, annemden öğrendiğim dil, kültür, müzik var. Fakat dedim ya az önce de televizyonda ve genel bilgi olarak da Karadenizlilikle Lazlık alakası yoktu çünkü. Bir şekilde bu müzikle kendimi daha iyi anlatabilir miyim diye içimden hep böyle kuşku duyuyordum. Fakat zamanla şunu gördüm, bir halkın kültürünü anlatmanın en güzel yolu olarak o halkın müziğini yapmaktan geçtiğini gördüm. Ve bunu gördükten sonra daha çok derlemelere yöneldim. Eski insanlardan, yaşlı kadınlardan özellikle öğrendiğim şarkılar hakikaten sanki Lazların dünyaya geldiği binlerce yıl, ya kimisi atıyor 5000 sene, 3000 sene, 10.000 sene bilemiyorum tabii. Hangi kaç bin yıl önce dünyaya geldi ve o kültür olarak dünyada kendini yaşam alanı bulmaya başladığını bilemiyorum ama Lazların dünyaya geldikleri, yaşamaya başladıkları, kültürlerini oluşturdukları dönemden itibaren gelen bir müzik olduğunu hissettiriyor bana yaptığım denemeler. Yurdumuzda birçok etnik kültür barındırmamıza rağmen bunların çoğunun farkında değiliz. Tıpkı Karadeniz müziği gibi. Kaybolmaya yüz tutan bu kültürler yeniden keşfedilmeyi bekliyor.